İyi günler. Bugün günlerden 14 Şubat 2021 Kum Saati TV yayında. Sevgililer günü. Sevgililer günde ne yaparsınız? Sevgilinize mektup yazarsınız. Şiir yazarsınız. Çiçek alırsınız. Biz de Erdoğan Mehmet'in soykırım ve faşizm hacimde, e, aş mektupları yazmayı isterdik. Dört tane şiir yazdım ama bugün aş mektupları, şiirleri falan okumayacağım. Aşk mektupları değil, icra tebligatları muhtar masasında. Ülkemizde insanlar battılar, çöktüler ve muhtarlar artık icra takibat yapıyor. Bir yandan mafya yapıyor Erdoğan'ın mafyası. Bir yandan muhtarlar icraları takip ediyor. Tebligatlar muhtarlara gidiyor. Düşünün. 3000 nüfuslu köyün 1000 kişisi icralık. Koskoca Çorum'un 500 bin nüfusu var. 400 bini hacizlik. Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra ekonomi uçuyor. Acaba uçma diyende aşağıya doğru mu uçuyor? Agartaya. Cehennemin dibine mama var dünyanın altında her 33 metrede sıcaklık artar. 200 bin dereceye çıkar. Herhalde Erdoğan Mama tabakasına yolculuk yapıyor. Ay'a yolculuk. Değil. Mama'ya, cehenneme yolculuk yapıyorsunuz. Erdoğan e, hırsızları çok 300 milyon dolar seviyesinde yardım bekliyor. Zengin ettiği hırsızlarından. Kanada'nın 300 milyon dolarlık bütçesi var Ay'a gitmek için ama kendisinin bir imkan olmadığı için Amerika'nın imkanlarını kullanıyor. Yani servis alıyor. Erdoğan da bunu kıskandığı için diyor ki biz de astronot gönderelim Ay'a. Ondan sonra Ay'a AKP'nin bayrağını dikerler. Türk bayrağını dikmezler. Ay'da arsa satışları patlar. Rizeliler de gider. Orada hayali inşaatlar yapar. Çok mantıklı. Ve Erdoğan çarpar sizi. Tokatlar tokatlama uzmanı biliyorsunuz. Ülkemizde ne yer oluyor? Hakan Dağdeviren 11 yaşında lise bir çocuk. Annesi hapis. Sabriye Dağdeviren. İki e, neredeymiş? Z tipi kapalı cezaevindeyiz Eskişehir'de. Kendisi aslında Aydınlı. Aile aydınlı fakat Eskişehir'de hapsetmişler karı kocayı. Eskişehir'de bir tarafı. E, dede konuştu. Ağlamaktan konuşamadı. Amcası, yengesi Belçika'da ağlıyor. Dedesi Ömer Faruk Gergeloğlu'na ağlıyor. Hakan da Devirdiniz dağı. Hakan'ı devirdiniz. Biz çocuğu öldürmeye çalışıyorsunuz. Anne şefkatinden mahrum bıraktınız. Acaba insanlık nerede kaldı? Parçalanmış aileler. 2 yıldır anne babası tutuklu. Hakan annesiyle iyilesin diye tek açıyorlar. Bu arada Teyolent'ten Hulusi Lent'e devrim, devinim var. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler. Operasyon yönetiyorlar. PKK'nın elindeki 13 tane askerimiz 2 yıldır rehine. Kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtarma operasyonları fiyaskoyla sonuçlanıyor. Kurtarmaya gittikleri... Elemanlar da herhalde kabiliyetsiz, ehliyetsiz, liyakatsız, protocü diye diye özel harbin elemanını bırakmadılar. Operasyon yapacak PKK'ya. Onlar da ölüyorlar. Askerler de ölüyorlar. Sonra Hulusi çıkıyor. Büyük bir başarılı kazandık. Başarılı bir operasyon diye konuşuyor. Koskoca iki tane organ yalan söylüyor. Milletin gözünün içine baka baka. MIT'in üç tane elemanı, genel müdür yardımcısı Hakan Fidan'ın yardımcıları iki yıldır PKK'nın elinde diyorlar. Onları kurtaramadılar. Çünkü PKK'nın elinde değil. Amerikalıların elinde. Amerikalılar öptürdü. Koşturdu. Video kaydını çekti. Erdoğan, işi de Usta'ya destek veren lider. Hırsakar'da onun yardımcısı. Savunma Bakanı. el terör çalışıyor. Hem de NATO ordusunda. Ondan sonra car 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 ötüyorlar. MIT öğretmen kaçırıyor, masum öğretmen. İş adamı kaçırıyor, ev hanımı kaçırıyor. Hizmetin insanlarını kaçırıyor. Ayten'i kaçırıyor Beyrut'tan. Altı ay işkence yapıyor Ankara'da. Niye bu rejim bu hale geldi? Acaba Hulusi Lent'te neler oluyor? Zeyne kurtarma operasyonu yapıyorsunuz, bütün Zeyneler reyne, hayatını kaybediyor. Operasyon yapan askerlerimiz şehit oluyor, operasyonu yöneten Milli Savunma Bakanı başarılı operasyon diyor, resmi açıklamaları vali yapıyor. Savcılık provokatif paylaşımlar var diye soruşturma açıyor. Buyurun, buradan yakın. Hiç kimse dünyaya kazık çakmıyor. Kadir Topbaş geberdi gitti. Hainler mezarlığı diye bir şerefsizlik yapmıştı Erdoğan'ın emriyle. Yükünü alan öteki tarafa geçiyor. Kefenin cebi yok. Hiçbir şey götüremedi. Kimisi arkasında hayır dualar götürüyor. Hayırlı bir evlat bırakıyor. Allah rızası için yapılmış güzel hizmetler bir eser kitap bırakıyor. Kimi gidiyor lanet okuyorlar. Bir lanet bırakıyor. Neymiş? Dünya faniymiş. Kadir Topbaş ve damadı güya cemaat denmiş. Adam hırsız. Erdoğan'ın kasası Görevden aldılar. Niye? Hırsızlık ayyuka çıktı kutsal komedi devam ediyor. Cehenneme kadar zalimlerin yolu vardır. Divan Komedya önemli bir eserdir. Cehennemden fotoğraflar. Cehennemi merak ediyor musunuz? Divan komediye okuyun. Hainler mezarlı diye masum insanlara suç giydirmeye çalışan bu ahlaksız rejiminin nereye gittiğini öğrenebilirsiniz. Topbaş Oha döneminin soykırım abdelerinden biriydi. Hitler'in adamlarındandı. Tek hesaba katmadığı Azrail'di. 30 milyona damada satıp 300 milyona geri alan arsa yar oldu mu? Olmadı. Bu dünya hiç kimseye kalmaz. Ölümlü dünya. Değmezdi masum insanlara hain demeye. Mezarlıklar kazdırmaya, Gökhan açık kol için bir öğretmen için hain demeye, cenaze için onlar terörist darbeci diye bir görevli vermemeye, yani görevini yapmamaya değmezdi. Biz Allah'a havale ettik sizi. Hakkınızdan gelemedik. O emiri Hazreti Musa, nankör İsrailoğulları, cemaatine getirdiğinde turdağından kafalarına kırmıştı. Altın muza yapan putperestlerin kafasında kırmıştı. Öfkeli bir peygamberdi. Sabrı yetmemişti. Sabır taşı çatlamıştı. Kardeşi Harun'un yakasını silkelemişti. Kızıl denizli geçtik. Siz derede boğuldunuz. 30 gün ayrı kalmıştı sadece. Tekrar döndü turdağına 10 gün daha. Kırılmıştı o emir. Hırsızlık yapmayın. Zina yapmayın. Yalancı şahitlik yapmayın. Terazi doğru tartın. On emir inmişti. On emirin tabletleri kırılmıştı kafalarında AKP'lilerin. 10 gün daha lazımdı ki yeniden Allah yazdırsın emirleri. Kur'an-ı Kerim insin, şeriat belli olsun, net olsun, elastiki olmasın. Elastiki bir din yok. Uydurduğunuz din sizin uşkurunuzun dinidir. Haramilerin çaldıklarının dinidir. Din değildir, Allah'ın dini değildir. 15 Temmuz sonrasında İslamette yeri olmayan hainler mezarlığı uygulamasını başlatan Kadir Topbaş bu beyinsizlikle öbür tarafa gitti. allah Teala nasıl karşıladı sanıyorsunuz? Münker ve Nekir, welcome to alemi berzah mı dedi? Girişleri yüksek kurulu yanlış bir uygulama dedi. Hainler mezarlığını kaldırdı. Kadir Topbaşı gömün oraya. Kaybedenler mezarlığı. Kaybettiler. Eserinizde övünebilirsiniz Sayın Süfyan Erdoğan. Hulusi Akar. Akar kokar. Akmıyor bu rejim. Fakof. Çocuklara merhamet etmeyenler, kadınlara merhamet etmeyenler gözüme gözükmesin. Hiçbir güzellik katmadınız bu ülkeye. Madem güzellik kattınız, niye Erdoğan istifa ettirdi Melih Gökçe'yi, Kadir Topbaşı diye söylüyorsunuz, zınk kalıyorlar. Ayrımcılık yaptılar. Koronadan ölenleri yalnız gömüyorlar. Camide namazı kılınmıyor. Sokağa çıkma hesağı var. Lakin Kadir Topaş için camide namaz kıldılar ve toplu bir şekilde gömdüler. Sıradan vatandaş ölünce koronavirüsten ne camide cenazesi kalkıyor ne yakınları cenazeye katılabiliyor. Mezarlıkta 3-5 kişi kılarsa akrabalarından cenaze namazını kılıyorlar. Allah size kul hakkıyla bana gelme dedi. Huzuruma gelme. Hukuk devleti değil, polis istihbarat devleti. Mahkemeler tiyatro. Böyle bir ülkede annesiz babasız kalmış yetim öksüz çocuk Hakan Dağdeviren lösemi kanseriyle tek başına mücadele ediyor. Ne yapacaksınız bu fotoğrafı? Bir tarafınıza sokun. Belki lazım olur öbür tarafta. Hangi hakkı savunacaksınız? Hangi adaletten, hangi anayasadan bahsediyorsunuz? Hayrettin Karaman şerefsiz demiş ki iktidara AKP'ye Erdoğan'a zarar verecek ve muhalifete yarar yarayacak herhangi bir şey yanlıştır ve dinen sakıncalıdır. Yani bu alçak Marmara Üniversitesi'nde yıllarca profesörlük yapmış ve iyi insanlar master doktora yapmasın diye önlerini kesmiş yıllarca. Erdoğan'a fetva imamı olmuş, masum insanların öldürülmesi için fetvalar veren bu belam eşe ters binmiş bir şerefsiz. Allah bin belasını versin. Kanser zaten. Öbür tarafta zebaniler onu heyecanla bekliyorlar. Öbür tarafta ne olacağını biliyor musun Hayrettin Karaman? Sana söyleyeyim. Mehmet Kırkıncı Hoca susmuştu. Erzurum'da bir okulu vardı sadece. Fethullah Gülen gibi civan, civan mert değildi. Göz alamadı. Bir okuluma el koyar mitçiler diye. Ve Fethullah Gülen'i savunmadı. 10 yaş yaşlıydı Fethullah Gülen'den. Büyük bir alimdi. Risale-i Nur konusunda da uzmandı. Hocaydı, imamdı, mollaydı. Öbür tarafta Münker ve Nekir ağzını bantladı eliyle ayağını bantladı. Alevi Berzat'ta sen konuşma dediler. Sus. Dünyada konuşmadın. Zulümlere sesini çıkarmadın. Fethullah Gülen'i ve cemaatini savunmadın. Hakkı söyleyenleri savunmadığın için suçlusun. Zulme ortak oldun. Sen alim olsaydın zulme karşı çıkardın. Var siz hesaplayın. Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi bu şekilde bir cezaya uğruyorsa Kadir Topbaş'ın başına neler gelir? Varın siz kıyaslama yapın. İslamette kıyas ilmi vardır. Kıyaslama. Ben de size ahiretten haber verdim. İster idrak edin, ister ise CHP Gru Grup Başkan Vekili Engin Altay gibi Erdoğan'a yataklık yapın. Destek verin. CHP'liler gibi. Taviz vermeyin. Arkasında durun Süfyan'ın. Namertsiniz çünkü. Ahmet Burhan Selman Niceleri Feridun Dünyadan küçük yaşlarda hasretle ayrıldı. Tek istedikleri Ailesiyle birlikte yaşamaktır. Hakan şimdi çok hasta. Annesine ihtiyacı var. Savcılık serbest bırakmıyor. Bir haftadır bir Ermeni vatandaşımız Natali Hanım peşinden koşuyor. Ne olur merhamet edin bir yavruya diye ve siz merhamet etmiyorsunuz. Kuzdat Altay soruyor. 12 sene Çin komünist okullarında okudum. Ben FETÖ'cüysem Sayın Damat Hazretleri Berat Albayrak nedir diye soruyor. Dört tane genç intihar etti. Kocaeli'de. Beş günde dört genç ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayatına son verdi. Biri 28 yaşındaydı. Adak. 25 yaşında inşaat işçisi Ünal Çetinkaya. Yüksekten atıldı. İşten çıkartılan 26 yaşındaki Tarı ve 32 yaşındaki Özer de kendilerine asarak Erdoğan MİT rejiminde intihar etti. Siz aya çıkın. Aya. Toplumu aldatmaya devam edin. Her operasyonu Savunma Bakanı Kürşat Akar'ın yönettiği bir ülkede 15 Temmuz'u cemaat mi yaptı? Ne kadar yalancısınız. 13 askerimiz hayatını kaybetti. Esir askerler. Siz PKK elinden 13 askeri 2 senedir alamıyorsunuz. 3 tane MIT mensubunu alamıyorsunuz. Bu kadar da kabiliyetsiz, beceriksiz, liyakatsız bir güruhsunuz. Ondan sonra cemaate laf çakıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Antalya'da Süleyman öldü. Fethullah Gülen'i 1960'lı yıllarda Antalya ile İzmir arasında getirip götüren bir hak dostu da hapishanede öldü. Dört buçuk yıldır Manisa cezaevinde tutuklu olan öğretmen Ersoy Kara Mustafa tahliyesine bir buçuk ay kala COVID, COVID'den hayatını kaybetti. Serbest bırakmadınız masumları. Evinde, evinde yaşasın. Ersoy Bey'in eşi Serpil Hanım iki yıldır tutuktu. Karı koca hapsettiniz. Çocuklarını yetim öksüz bıraktınız. Siz zulümlere örnek oldunuz, model oldunuz, topal örnek oldunuz. Ayda gidin, PTT'nin şubesini açın. Hulusi Akar gidip açıyor sağda solda yurt dışında. Ancak PTT şubesi açarsınız siz. Ayçek yağ satarsınız. Stoklardan, zamlı fiyatlardan. Siz aldatma üstadı azamısınız. Ne oldu Karadeniz'de gaza? O sürükten teyare selam söyle o yare. Fransızlara höykürüp Fransızlardan uydu hizmeti alan Ay'a gitmek için Erdoğan var karşınızda. Rüşvet. Nerede milli yerli uzaya roket fırlatma yeri Kazakistan'a var. Sizde yok. Çoluk çocuk hamile demeden tutuklamaya devam. Hasta tutukluları öldürmeye devam. İllegal hüze cezalarına devam. Öğrenci tutuklamaya devam. Sakın geri adım atma. Arkandayız reis diyen CHP. Evet. Ülkemizde ağaçları katetler Doğan. Taksim'de dört beş ağaç değil. Sinop'ta iki buçuk milyon. Kaz Dağları'nda yarım milyon. Mersin'de 700 yüz bine ulaştı. Türkiye'nin dört bir tarafında altın ustası dağıttı. Yüz on tane. Ali Koç da kesiyor Erdoğan'ın Fatih Erdoğan da kesiyor ve FETÖ yaptı zaman sesi Erdoğan'ın terör timleri tarafından basıldığında aynı Can Dündar gibi sesimizi çıkartmıştık tuz koktu demiştik devlet yok utanma ve hicap yok Ahmet Davutoğlu Başbakan'dı. Hala konuşuyor. Hala söyleyecek sözü varmış gibi Erdoğan konuşuyor. Politika üretemeyen, gündem oluşturamayan CHP, Erdoğan'ın dümen suyunda Amerika'ya ayar veriyor. 54 tane senatör Biden'a mektup yazmış. Türkiye'deki bu ahmaklıkları dile getiriyor, aptallıkları. CHP anlaşılan iktidar olma umudunu yitirdi. Ana muhalefet belirsizliği güçlendirme kaygısında Erdoğan'a yalakalık yapıyor. Lider sultası olan, milletvekilleri lider tarafından merkezden atanan, parti pırtıcılık, hitlercilik koyuyorlar Ve halkın milletvekili de değiller. Vatandaş seçim yapamıyor ki. Lider sultası var. Lider diktası var. Diktatör doğuruyor bütün partiler. İstihbarat servisleri gidiyor. CHP'li salağa diyor ki böyle konuşacaksın. Sadece bakanlara baskı yapıp da devlet biziz diyen serseriler, soytarılar yok ülkemizde. Muhalefete gidip Erdoğan'a destek vereceksin diye arkasında dur diye konuşan mitçiler, iççiler var. Diğer kurmay yetkilileri, ÖKK komutanlığı, Özel Hak Komutanlığı var. Erdoğan rejibi erkek egemen zalimlikle kadınları, çocukları ezip travmalar açıyor. Enes Kanter'de Cleveland galibetinden galibiyetinden sonra kanserden vefat eden KK'li doktor Ahmet Özcelit'e doçent adıyor bu zaferi. Kıskanıyorlar Enes Kanteri. 54 tane senatör Senato'da Biden'a ağır bir mektup yazdı. Bilinken açıklama yaptı. Pergolacı Paria Fahrettin Altun ise herhalde esir olduğu için muhalefet partileri Erdoğan'ı savundu. Hulusi Akar'da bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok etti. Subay ve subayların tayinini, terfisini kendi eline aldı. Yaş bitti. Geriye gözyaşları kaldı. Yaz kaldı. Diğer kurmay ve kuvvet komutanlarına erbaşlar başlar kaldı. Uzman çavuşlar kaldı. Tayin edecek, terfi verecek. Onbaşı çavuşu terfi ettirin siz. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle yıkılmış, böyle yok etmişler 15 Temmuz rejimiyle. Şimdi fantazi yapıyorlar. Erdoğan şeytanı AKP'li, MHP'li, mit soykırım, faşizmeci mi ateşe sürüklüyor toplumu. Emre Oğuz'u da demiş ki Erdoğan Yimpaş mağdurlarına bana mı sordun para verirken diye Almanya'da konuşmuştu. E, o dönem Yimpaş'ı batıran CEO Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı Erdoğan'ın keş kasa Tahsildar müdürü. Yimpaşı yıkan, çökerken çalan adam. Paş tamamen Yozgat merkezli ve gurbetçilerin parasını çalan, dini, milli duygularını sömüren bir mafya yapılanmasıydı. Başkanı da Fuat Oktay'dı. Erdoğan'ın yardımcısı. Erdoğan mafya, yardımcısı Fuat Oktay mafya. Diğer yardımcısı Hasan. Abdullah Çatlı'nın yardımcısıydı. Gladio. Mafya tetikçi. Mafyalar Erdoğan'a bağlı. Alaaddin Çakıcı. Ondan sonra bu gerçekleri inkar edip nasıl muhalefet yapacaksınız? Nasıl? Utanmanız yok mu? Sen daha Kuzey Irak'tan 13 vatandaşını getiremiyorsun asker. Utanmadan kalkıp millete aya sert iniş yapacağım diyorsun. Ne acı ki MİT görevlileri üç yıldır esir, reyine ve hayatta mı değil bir belli değil. PKK'nın eline değil. Ben size söyleyeyim. Ama ki onları çoktan Erdoğan'ın MİT'in ulaşamayacağı yere götürdü. Bütün suçlarını Söyletti Hitler rejimini yargılamak için şahit topluyor Amerika yıllardır. E, o kadar suç işlediniz. Terör suçları. işit verdi suya destek verdiniz. Global terör rejimi diyor MIT ve Erdoğan 15 Temmuz rejimi. Sıra kimde? Vuran kuzu, kuzu gebermiş gitmişti. Susturun. Kadir Topbaş da sustu. 40 yolsuzluk dosyası vardı korona aşısı olmuş muydu? Yakında Erdoğan bayrakları da götürürsünüz siz. Ne kadar rejimin sahtekar hilebaz adamı varsa Erdoğan temizliyor. Ne olur ne olmaz. Şahit bırakmayalım arkada. Hırsızlar böyle yapar. Suçun üstünü örter. Katiller ve şahitleri de öldürür. Hangi fidanlığa, hainler fidanlığa gömer belli olmaz. Karşınızda böyle bir rejim var muhtarın masasında 4000 nüfuslu mahallede 1000 kişi icralık Denizli'de olmuş. Mahalle muhtarı icra mektuplarıyla uğraşıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Milletvekili Gülizar Biçer Karaca muhtarı ziyarete gitmiş. Merkez Efendi ilçesi Altın Top Mahallesi'nde muhtar Tülay Tücüllü'yü ziyaretinde ortaya çıkmış. İcra, icra üstüne her gün icra mektupları yağıyor vatandaş kana alıyor fakirlikten açlıktan nefesi kokuyor sen saray inşaatları yapıyorsun ve şetafatlı lüks yaşamın faturasını millete kesiyorsun halka ödediyorsun bu faturayı ondan sonra da o olsun mu diyelim biz o olsun deneyeceğiz hazreti his var kutsaldır. İnsanın kendi kendisini duyma çizgisine getiren şeyleri zahir ve batın hasreleriyle tatmasıdır. Yani dış ve iç duyularıyla kavraması demektir. His. Hazreti his. Yani bu mevzuda bir veya birkaç şeyi birden kavrayana hassas insan denir. Hizmet insanları hassas insanlardır. Vatanseverdir. Damarına basmayın. Basıyorsunuz. İslam ümmetidir. Peygamberlik mesleği yapıyor. Tebliğ makamındadır. Damarına basmayın. Türkiye'yi tanıtıyor dünyada. En güzel şekilde. İmajını düzeltiyor. Milletçilik, vatanseverlik ve Müslümanlık anlayışımızın damarına bastınız. Kafir, münafık zalim ve şeytanlar. Sizin hiçbir değerle alakanız yok. Ne Müslümansınız ne kafir. Ortada kalmış Araf'ta münafıklar, fasıklarsınız. Zalimlersiniz Kur'an ifadesiyle. Cehenneme giden dört zümre vardır. Kur'an-ı Kerim Müslüman veya Müslüman değil diye ayırmaz. Zalimin münafıkun, fasıkun, müşrikun, müşrik olmuşsunuz Mekke müşrikleri gibi ondan sonra her başarıyı cezalandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye'de başarı cezasız kalamaz. Eğer başarılıysa, namusluysa kesin kötücüdür, teröristtir diye bu MIT rejimi ne kadar iyi insan varsa ceza kesiyor. Sufyan'ın yargısı cemaate yönelik soruşturmalarda sanının başarılı bir öğrenci, iş adamı, bir bürokrat, gazeteci olmasına bakıyor. Suç delili başarılı olması, terör delili diye bir şey yok. Tamamen ne kadar başarılı, namuslu, vatansever, düzgün eğitimli insan varsa mağdur ediliyor. Bu Gladio mi tarafından bu yalancı, ebedi yalancı, iftiracı bir soytarı düzeni tarafından. Şeytanları çıkmış içinden, ifritleri çıkmış, şeytanlar ifritler yönetiyor. Kötü diyen bu ahlaksızları. Bir insan suç işlerse ceza alır. Suçun tanımı değişmiş durumda. Suç olmayan bütün konular suç haline getirildi. Bankasıya para yatırmış. Çocuğunu hizmet okuluna göndermiş, zamana bugüne abone olmuş, Dijitül, Diyetül aboneliğini iptal ettirmiş. Yarın başka biricim gelir, der ki, AKP'ye üye olmak veya AKP'ye oy vermek terör örgütüne oy vermektir. Terör örgüte üye olmaktır. 10 milyon üyesi var AKP'nin. Böyle bir karar çıkartır, suç sayar. Ondan sonra. Yaptığınız hapishanelere kendiniz düşersiniz. Çaldıklarınız alınır, herkes size oh olsun der. Soru çaldınız, soru çalmakta kalmadınız. Sorusuz, sorgusuz, sualsiz, imtihansız, sınavsız, nepotizm yaparak ilk kendi yakınlarınızı, yandaşlarınızı devlete yerleştirdiniz. Soru çalsanız bir şeyler önerirdiniz. O kadar kafa yok sizde soru çalıp da sorulara çalışacak. Buna daha ihtiyaç duymadınız. Ne soru çalması? Soru çalanlar iktidarda. Bileğin hakkıyla devlete girenler hapisteler. Harbiyeliler, asker öğrenciler hapishaneden en yüksek puanları çekiyor. Soru çalanlar değil onlar. Onlar ülkemizin geleceği polis akademisini, polis kolejini kapatmış, ülkemize polis bırakmamış, bürokrat bırakmamış, kaçıran, işkence yapan, öğrencileri hapseden öğretmenleri, doktorları, gazetecileri bir rejim var. Bu rejimin unsurları, isimleri belli. Hiçbirinin cemaatle alakası yok. Eskiden olanlar varsa değiştirmiş Erdoğan. Kendisine benzetmiş kendisi gibi harami yapmış. Zombi yapmış. Peygamber Efendimiz'in zamanında vahiy katibi vardı. Müselleme ordusunda kafir olarak öldü. Hazreti Ayşe'ye iftira atanlar üç tane sahabeydi Medine'de yaşayan. FETÖ'cü dediklerinizde işte bunlar gibi iftiracı, yalancı, yolunu şaşırmış, isimler kendinize benzetmişsiniz. Cemaatle, hizmetle alakası olmayan isimler. Zorla hizmete kir bulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki kir bulaştıramazsınız. Sayın Ümit Dündar, Hulusi Akar'ın ayağını kaydırmaya çalışan darbeci, MHP kanadından, bir etik kanadından Dansözler sözler var. Bizde MHP kanadından dansözler sözler var. AKP'lerin hepsi dansöz. söz. İstisnası yok. Hepsinin suçları var. Suç işbirliği yapmışlar ve bu suç işbirliği nedeniyle Erdoğan'a çıkarları gereği, korkuları gereği, sinirlilikleri için destek vermek zorunda kalıyorlar. Zulme rıza gösteriyorlar. Mehmet 40. Hoca hesap veremedi. Veremez. Burhan Kuzu anayasa yazmıştı PKK ile 2011 senesinde masaya oturup da 3 yıl 4 yıl PKK'lılarla teröristlerle ortak anayasa yazmıştınız Erdoğan. Nerede anayasa? Nerede? Burhan Kuzu hapiste. PKK ile ortak yazdığınız anayasa nerede? Bir de toplumu aldatıp hadi anayasa yazalım. Eski anayasaya ne oldu? çöp oldu. Kaç defa daha anayasa yazmak turuna çıkaracaksın insanları ters köşeye yatıracaksın? Kaç defa daha toplumu aldatıp da alay edeceksin? Kaç defa? Var mı bir sayısı? Sıraya giriyorlar. Birinci tur bitti, ikinci tur. Üçüncü tur. Döne döne dansöz oldular. Keşke Mevlana olsalardı. Ama bunların dille, imanla, İslamla, ihsanla alakası yok. Bunların dan sözlükle alakası var. Ve aldatılma şampiyonlar. Ruh aldanmaz. Ruhları olsa aldanmazdı. Ruh görür, doğruyu yanlışı tespit edebilir. Çıplaksınız. Çırılçıplak. Çıplak kralsınız. Allah ruhu çıplak yarattı. İnsanı da çıplak yarattı. Çıplak öleceksiniz. Çıplak doğacaksınız yeniden. Mahkemeyi Kübra'da çıplak yargılanacaksınız. Cehennemde, Araf'ta çıplak kalacaksınız. Ta suresinde ayeti kerime diyor ki, sadece takva elbisesi giyenler giyinmiştir. Mahşer günü Giyinenler Peygamber Efendimiz gibi olur. Hz. İbrahim gibi olur, sahabeler gibi olur. Onların kıyafeti ihramdır, pembe beyaz, tek parça. Kıyameti gördüm ben. Cenneti de gördüm. Araf'takilerde kıyafet yoktu. Hayvan gibiydiler. Hayvanlar utanıyor mu kıyafeti yok diye? Utanmıyor. Siz de hayvansınız. Çıplaksınız Hilal Kaplan. Başörtüsü takmayın. Özlem Zengin. Lütfen çıkartın şu başörtüsünü. Çıplak olduğunuzu herkes görsün. Siz elbise giymiyorsunuz. Ben sizi çıplak görüyorum zaten. Ya hayvan görüyorum ya yaratık. O yüzden televizyon seyretmiyorum on yıldır. Sizi çıplak görmek istemiyorum. Pornografi gibi oluyor. Hayvansınız. Cehennemde milyarlarca yıl çıplak yanacaksınız yeniden diri verilerek çıplak çıplak yanacaksınız. Utanmazsınız çünkü. Allah'tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz. Bu cezayı hak ettiniz. Allah sizi ebedi cezalandırsın. Çıplak bıraksın. Böyle çıplak kılın. Ülkeyi pornografi cumhuriyeti haline getirdiniz. Ahmet Altan demiş. Doğru söylemiş savunmasında başörtüsü takmayın. Çıkartın o mantoları. Dini kirletmeyin. İslam dininin size ihtiyacı yok. Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah'ın dinini korumak Allah'a aittir. Bize de ihtiyacı yok. Hizmete de ihtiyacı yok. Ağzınızdan o jargonu düşürün. İstismar edip sömürüp de dine siyaseti alet edip de elmas saçatları kömüre çevirdiniz. Kömür adamlar. Ve cehennemde kömür kömür kalın inşallah. Allah sizin belanızı tam versin. Eksik değil. Kah bu perişan eylesin. Tağru mar eylesin. Yıksın sizin bütün pitlerinizde fesatlarınızı virane eylesin ki öyle oluyor. Araftaki binalar gibi deprem geçirin. Ters dönsün ters yüz olsun. Cehennemden çıkmayın uzun müddet ki insanlar nefes alsın. Cennettekiler sizi izlerler. Tahtlarda acırlar halinizde. Merhametleri, şefkatleri gelirse tam affederler. Bu dünyada pek affediciye benzemiyorlar. O halde hem bu dünyada hem ahirette azabı, azap rüzgarını elbet Görecek ve tadacaksanız Allah'ın izni, takdiri ve kudretiyle. iyi günler arkadaşlar.